ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz. Efendim bugün Berat Kandili. Hepinizin Berat Kandili kutlu olsun. Tüm dualarınız kabul olsun inşallah efendim. Evet, hayata ve gündeme dair haberlerle yine sizlerle birlikteyiz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ediyorsunuz değil mi? Gelen mesajlardan ben bunu görüyorum ama Instagram sayfamızdan lütfen önerilerinizi, eleştirilerinizi benimle birlikte paylaşın. TGRT EU TV sayfasından Instagram'ın. Evet, partnerime dönmek istiyorum. TGRT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Ataullah Arvas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba, iyi günler diliyorum. Olsun inşallah. Ben de kandilinizi tebrik ediyorum. Bütün izleyicilerimizin Berat Kandilini kutluyorum, tebrik ediyorum. Berat Kandili gelmişse arkasına Ramazan-ı Şerif geliyor. Evet. Bir 30 günlük orucumuz var efendim. Rahatlayacağız, şükredeceğiz, teşekkür edeceğiz. Ya Rabbi, bu günlere kavuşturduğun için, bir bayrama da kavuşturacağın için inşallah diyoruz. Sana çok teşekkür ediyoruz. Bir yeli geride bıraktık. Evet, vallahi hakikaten. Ben orucu herkese tavsiye edeceğim. Neden biliyor musun? Müthiş bir rahatlık veriyor. Ben oruç tuttuğum ay içerisinde çok ciddi bir şekilde rahat ediyorum, evet. Uyuyorum, efendim uykunun kıymetini biliyorum, yemenin içmenin tadını alıyorum. Ondan sonra vücudum çok rahat, bir sürü kötü alışkanlıklardan, başta sigara olmak üzere efendim, uzak duruyorsunuz. Tam bir detoks. Yani Allah-u Teala bu vücudu yarattığı için nasıl rahat edeceğini de onlar takdir ediyorlar. Tıpkı bir aracı yapan, bir motoru üreten bir usta gibi, bir mühendis gibi hakikaten bu Ramazan-ı Şerif'te, bu ayda çok rahat ediyoruz. Neredeyse bir sene aldığımız ve vücudumuzda oluşan ödemler, efendim farklı şeyleri atıyoruz efendim, arınıyoruz. Ama ben sizde bir şey dikkatimi çekti Atabey. Maşallah siz geçen sene de beraber tabii program yaptığımız için her gün birlikteyiz. Sizi kötü etkilemiyor. Yani hayır, size gerçekten hani kimisinin başı ağrır. Bazıları olur. Tabii. Daha hasta olur, yatmak ister. Siz maşallah aynı hız programlarınıza devam ediyorsunuz, işinize devam ediyorsunuz. Evet. Ve gayet sağlıklı görünüyorsunuz. Ben bu Ramazan sürecinde de. O oruçla hem moral buluyorum, hem sağlığa kavuşuyorum, hem fazlalıklarımı atıyorum. Hani harika, aramızda kalsın. Evet. Aynı zamanda yemeğin, tabii içmenin, tabii yemenin, içmenin, efendime söyleyeyim, gecenin, gündüzün, sahurun, uykunun, ondan sonra efendim her şeyden tat alıyorsunuz. Çünkü gün boyu yemekten, içmekten efendim kendinizi alıkoyuyorsunuz, yemiyorsunuz, içmiyorsunuz, özlüyorsunuz. Evet, yani özlemek çok güzeldir. Öyle. Düşünün, insanlar birbirlerini özlerler ya, kavuştuklarında ne kadar büyük bir sevince böyle boğuluyorlar, kucaklaşıyorlar. Bu da öyle bir şey. Yani akşam geldiği zaman bir çorba, bir yemek falan böyle onun başında hasretle bekliyorsunuz. Bir çorba içeyim, bir yemek yiyeyim, kavuşayım efendim. Ondan sonra tabii ibadetler vesaire. Tabii. Sahura kalkıyorsunuz. Belki uykunuz bölünüyor. Peki bu yıl sizce teravih namazları hep birlikte kılınır mı? Bence kılınsın değil efendim. Artık bu sene. Allah sesinizi çıkarmayın, nazar değmesin. Maşallah. Diyanet İşleri Başkanı da konuşmuyor. Heh. Bu demektir ki böyle gideceğiz. Hadi inşallah. Bir teravih kılalım. Evet. Ya kolay değil şimdi. O teravih kıldıktan sonra zaten akşam yemeği bir şey kalmıyor. Hepsini hazmediyorsunuz falan, ama tadili erkanla kılmak lazım. Maçlar da var. Şimdi bu arada maça efendim cemaati yetiştiren hocalarımız da var. Onları çok gördük hakikaten. Bir defasında ben rast geldim. Ya niye böyle hızlı kıldırıyor? Meğerse maç varmış. 5 dakika gecikmeyle millet maça yetiştirdi hoca. Evet. Onu da söyleyeyim. Tadili erkanla kılındıktan sonra da insan rahatlıyor. O akşam yemeğini falan hazmediyorsunuz. Belki eve gittikten sonra bazı atıştırmalar daha yapıyorsunuz efendim. Evet. Evet. Peki başlayalım efendim. Hemen İş Dünyası dergimizin lansmanını hatırlatarak ve görüntümüzü izleyerek başlamak istiyorum. Ekonomiye yön verenler Köln'de buluşuyor. İhlas Yayın Grubu bünyesinde yayınlanan Türkiye'de İş Dünyası dergisi ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor. Tecrübeli ekonomi gazetecisi Celal Toprağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı dergi, çıktığı günden bu yana iş dünyasının önemli isimlerini kapak yaparak ve önemli dosya konularına yer vererek ekonomide ses getirdi. Dergi şimdi de Almanya özel sayısı ile yeni bir hamle daha yaptı. Almanya özel sayısı Almanya'da İş Dünyası başlığı ile yayınlanacak. Almanya'da iş dünyasında bu ülkeye ekonomide yön verenlerin başarı hikayelerine yer verilecek. Almanya'da iş dünyasının Almanya'daki tanıtım toplantısı 23 Mart saat 10'da Köln'de yapılacak. Osman 30'da yapılacak lansmana Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen online olarak katılacak. Ayrıca ATİAD Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri çok sayıda iş insanı etkinlikte yer alacak. İzliyoruz. Türkiye'nin en köklü yayın kuruluşu İhlas Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi Türkiye'de İş Dünyası artık yılda bir kez de Almanya'da. Bu özel sayıyla Mart ayında Almanya'da iş dünyasının nabzını tutacak. Almanya'daki Türk iş insanlarının başarı hikayesi. Türkiye'de dev yatırımlara imza atan Alman kuruluşlar. Fırsatlar. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimi, iş insanlarının ağzından yeni yatırım müjdeleri, en başarılı şirketler. Hepsi iş dünyası Almanya'da. Evet, devam ediyoruz haberlerimizle. Hem Amerikalı hem Rus girişimci Türkiye'ye geliyor. Süper güç yatırımları. Amerikalı iş adamları Ankara'ya çıkarma yaptı. Batı yaptırımından kaçan Ruslar Türkiye'ye yöneldi. Evet, vallahi, ticaret artık Türkiye üzerinden yürüyecek. Biliyorsunuz kozmetikten tut, yiyecek içeceğe kadar Rusya'da firma ve şirketi bulunan batılı şirketler, ki bunların sayısı 100'ü geçiyor, daha fazla soruyorlar Avrupalı yöneticilere ya da Amerikalı yöneticilere. Şimdi ne olacak? McDonald's ne yapacak mesela? Kozmetik ne yapacak? Kozmetik ürünleri çok önemli. Ruslar süslerine, bakımlarına çok da böyle düşkünler. Ne olacak biliyor musunuz? Yöneticiler, yani Amerikalı ve batılı yöneticiler, hükümetler demişler ki Türkiye'ye gidin, Türkiye'ye gidin, fabrikalarını kurun. Hep derdik biz öteden beri. Ya kalıcı sermaye sadece borsaya günlük, aylık, 3 aylık neyse gelmesinler. Burada fabrikalar açsınlar, istihdam oluştursunlar, katma değer oluştursunlar, çalışsınlar, ülkemizin ekonomilerini ve kendilerine kazandırsınlar. İşte vallahi ya Rabbi şükür diyoruz. Bunlar geliyorlar şimdi. Amerika Ticaret Odası Başkanı da geldi. Bizim top, yani Hisarcıklıoğlu'yla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu'yla bir araya geldiler. Diğer yöneticilerle, ekonomideki yöneticilerle, oda başkanlarıyla bir araya geldiler. Resmen bir fizibilite çalışması Rusya'daki Amerikalı ve Avrupalı firmalar Türkiye'de nasıl bir yatırım yapsınlar ya da yatırımlarını Türkiye'ye çektikten sonra satışlarını, ticaretlerini nasıl geliştirsinler, ne yapsınlar? Onun üzerine etraflıca konuştular, görüştüler. Ne oldu? Sonuçta geliyorlar . Şimdi Rusya tabii Avrupa'ya mal satar. Mesela buğdayı satması lazım. Ukrayna'da öyle. Ukrayna'da bir problem yok ama Rusya'da var. O zaman Türkiye üzerinden gidecek. Zaten bizim buğdayımız bize yeter ama biz buğdayı dışarıdan da alıyoruz. Niye? İthal ediyoruz. Bizim tüccarımız bunu işliyor bir şekilde, tekrar ihraç ediyor. Şimdi Rus buğdayı da bizim üzerimizden Avrupa'ya niye gitmesin? Doğalgazı, enerjisi niye oraya gitmesin? Gider vallahi. Ondan sonra batılı kozmetik şirketleri, giyim şirketleri, ondan sonra yiyecek içecek şirketleri, bunlar da bizim üzerimizden ne yapacaklar? Rusya'ya gidecekler. Tam bir kavşak, ticaret noktası. Her şey burada dönecek, her şey Türkiye üzerinden olacak. Çok güzel olacak, harika bir haber. Yani düşünebiliyor musunuz? Amerikan Ticaret Odası Başkanı, bizim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı mesabesinde. Onlar da Türkiye'deki iş adamlarıyla görüştüler. İmkanlarımızı birleştirelim ya da münferit olarak Türkiye'de nasıl yatırım yaparız diye onu görüştüler, anlaştılar. Tam bu sırada İş Dünyamız dergisi de Almanya'daki iş adamlarımızı hedefine koydu. Buyurun beyler, herkes ülkeye geliyor, Türkiye'de yatırım yapacak. Siz ne duruyorsunuz? Hemen bu dergide yerinizi alın demeye gidiyor. Hakikaten çok mühim bir şey. Öbür tarafta mesela Ermenistan üçüncü ülke üzerinde ya da ikinci ülke üzerinde Türk mallarını alıyordu. Piyasasını da satıyordu, değerlendiriyordu. O problem de kalktı. Şimdi artık ne var? Ermeniler de direkt Iğdır'a, Kars'a ya da İstanbul'a geliyorlar. İhtiyaçları olan malları alıyorlar. Hop, bu mallar nerede? Efendim, Ermenistan'da. Antalya Forum'da da iki Dışişleri Bakanı bir araya geldi. Hem Ermenistan hem Türkiye Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu birbirlerine bir araya geldiler. Çok da güzel geçti. Ben öteden beri bu Ermenilerin efendim bu farklı tutumlarını, davranışlarını anlamamıştım. Şimdi yerine oturdu. Ermenistan kamuoyu da öyle söylüyor. Diyor ki kardeşim biz burada komşumuz var. Her şey var orada. Her şey üretiliyor. Biz Türkiye'nin Türk markalarını, Türk mallarını niye ikinci, üçüncü ülke üzerinde alalım, pahalı alalım? Direkt Iğdır'dan girsin efendim Ermenistan'a. Alalım, verelim, satış yapalım, alışveriş olsun. Bir laf söyledin, 50 laf söyledim. Ama böyle bir şey sevgili dinleyiciler. Hakikaten artık Batı, Rusya, Asya neyse Orta Doğu ticareti Türkiye üzerinde olacak. Çok güzel olacak. Bu sene turizm de çok güzel olacak inşallah. Turizmcilere de söyleyelim. Buyurun efendim. Evet, devam edelim efendim. Buyurun. Benzin kademe kademe iniyor. Çıktığı gibi düşecek. Evet. Geçen hafta 133 dolara çıkan petrol fiyatları 97 dolara kadar geriledi. Akaryakıtta 5 günde 4 defa indirim geldi. Hı hı. Fiyatlar 4 Mart seviyesine çekildi. Benzin ve motorin 18 lirayı gördü. İnşallah ya. İnşallah daha da düşsün, daha da aşağı gerçekten. Gelecek. 21'lere çıkmış. Hı hı. 8 Mart'ta motorin, evet, 21, benzin 19.26'ymış. Bugün efendim itibariyle benzin 18.09, motorin de 18.66. Çok güzel. Aa, aşağı doğru geliyor. Ben çok mutlu oldum kişisel olarak. Ha, kişisel. Tabii ki. Efendim yavaş yavaş düşecek. Bunu Maliye Bakan Nebati Bey söyledi. Dün biliyorsunuz İhlas Haber Ajansı'nda önceki gün çok özel bir röportaj vermişti. Dün bu röportaj birçok yerde efendim yer aldı ama Türkiye Gazetesi güzel bir sayfa ayırdı buna. Hem gıda hem enerji fiyatları yavaş yavaş kademeli bir şekilde düşecek. Zira şikayetler var. Yani bu şikayetler karşısında daha fazla birileri efendim ben duymadım, bilmedim, görmedim falan demez, diyemez. Efendim enerji şirketleriyle, enerji dağıtım şirketleriyle de bir araya geliniyor. Devletin kurumları ve Maliye Bakanlığımız en kısa zamanda inşallah kademeli bir şekilde haberde de görüldüğü gibi enerji fiyatları yavaş yavaş düşecek. Düşecek ama İstanbul trafiği hakikaten fark etti. Son iki gündür, evet, hem dün akşam hem bu sabah buraya gelmekte ciddi güçlük çektik. Hı hı. E5 ya da E6 diye tabir edilen bu ana arterler, İstanbul'un iki ana arteri, yani batıdan doğuya, doğusundan batısına yolcu taşıyan efendim yollar bunlar. Bugün tıklım tıklımdı. Dün gece, dün akşam da öyleydi. Ne olacak bilemiyorum. Biz de fırsatı hiç değerlendiremiyoruz. Hiç kaçırmıyoruz. 1 lira düştü, 2 lira vallahi düştü, 1,5 lira düştü. Razıyım trafiğe Atabey. Yeter ki düşsün fiyatlar. Ne diyorsun? Razıyım. Bak bu bir tartışma konusudur kardeşim. Trafik önemli değil. Benzin ve motorin fiyatları düşsün. Ben İstanbul trafiğini çekmeye... Ama Atabey şimdi öyle bir çıktı ki... arkadaş. Öyle bir çıktı ki gerçekten, evet, araba artık kullanılacak, hayır, gibi değil dedik yani. Tabii. Hani ne yapsak diye formül düşünmeye başladık. Şimdi inince biraz yüreğimize su serpildi. Trafiğe razıyım ama ya da benim gibi 6.30-7'ye çeyrek kala çıkacaksınız evden, trafik yokken. 20 dakikada geleceksiniz ya da öyle yani, bu da bir tercih. Yani saatleri ayarlayacaksınız. Benim anladığım kadarıyla kimsenin cebine dokunmayacaksınız arkadaş. Evet. Cebine dokundu mu vatandaş bağırır. İnsanlar bağırır kim olsa olsun. Elini cebinden çekeceksin, trafikmiş, efendim çileymiş. Çile bülbülüm çile şarkısı mı söylüyormuş araçlarda falan. İnsanlar inmiş efendim göbek mi atıyor, hiç kimsenin umrunda değil. Aman şikayet etmek yok artık. Ha? Yok trafikmiş. Evet. Şikayet etmek yok. Şikayet yok. Yeter ki arabamızla, o konforumuzla gidelim gideceğimiz yere. Şikayet yani yok, trafik olsun ama yeter ki fiyatlar, aman enerji fiyatlar aşağı düşsün. Evet, fiyatlar aşağı düşsün derken dün konuştuğumuz bir konu vardı biliyorsunuz. Ramazan pidesi fırınlarda 6 lira, işte yumurtalısı olursa 7 lira. Şu kadar gramaj yüksek olursa 9 liradan konuşmuştuk, onun haberini vermiştik. Ama güzel bir haberim daha var. Ramazan pidesi fiyatı efendim halk ekmekte 3 liradan satışa çıkacak inşallah. Bir ay Ramazan ne kadar güzel ya. 3 lira. Evet, 3 lira. Güzel de yapsınlar inşallah. İnşallah. Fırıncılarla büyük rekabet. Yani şey, halk ekmek ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk ekmek ile çok seviyorum zaten. Evet, fırıncılar arasında bir rekabet işte böyle olmalı yani. Fırıncıyı bir noktaya çekmeli. Evet. Şimdi o şey ucuz un da veriyor. Yani devlet veriyor, hükümet veriyor fırıncılara. Onlar kendileri de açıkladılar. Bundan sonra zam 6 yok. 6 lira, 7 lira, 8-9 çok yani. Ama çok 3 lira herkes alabilir evine. O kadar evine. Basit. Evine 2-3 tane alanlar var. Tabii, kalabalık aileler tabii. var. Yani ben halk ekmeği çok seviyorum. Bak şimdi hakikaten reklam olsun değil. Yo, halk ekmek seviyorum. Çok hoş. Ya bayatı bile hoş, düşünebiliyor musunuz? Kızartırsınız, çıtır çok çıtır. Güzel oluyor. Ama sahir ekmekler Allah ziyade etsin, bayatladığı zaman var ya hakikaten çok şey oluyor. Evet. Yani bilemiyorum, köftede ancak kullanılabilir. Aynen öyle, köfte için. Ama halk ekmeğin bir tane organik bir ekmeği var. Şöyle kare, diyet güzel. Yapanlar bilirler. Yani küçücük, evet, 20 evet. gram falan ama Hı-hı. o kadar doyurucu ki iki dilim yediğiniz zaman. Bitti. Ben mesela bayılıyorum o halk ekmeğinin. Özellikle o ekmeğini alıyorum sürekli. Evet, o çok güzel. Dolaba da koyuyorsunuz, bozulmuyor Hı-hı. da. Evet. Pide çok güzel. Ama pideye sevindik yani 3 liradan. Ben de sevindim. Ne yapalım? Fırın kuyruğu yerine halk ekmek kuyruğunu çekelim. O kadar basit. Fırında ya, da niye yok? Belli kuyruk saatlerde oluyor kuyruk. Her yerde olur yani. Sonuçta belli saatlerde geliyor. Vatandaş da o saatleri kolluyor. Bir 15-20 dakika kuyrukta beklemek mümkün olabilir. O ekmeği almak da güzel. Vallahi ne diyeyim, hakikaten yani eğer halk ekmekte pideyi benim dediğim gibi gramajı nedir bilmiyorum böyle güzel yaptıysa çok müthiş bir sükse yapacak halk ekmek. Büyük bir reklam bu yani. Bunun üzerinde bayramdan sonra tekrar halkın gönlünü almak mümkün Aynen. olacak çünkü. Buyurunuz efendim. Peki, teşekkür ederim Ata Beyciğim. Biz teşekkür ederiz. Bir Buyurun. Başarı daha. İhlas Koleji'ne eğitimde kalite ödülü. İhlas Koleji, Lobby in Turkey tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde 2022 eğitimde kalite ödülüne layık görüldü. İstanbul Şişli'de bulunan Marriott Otel'de düzenlenen zirveye sektörlerinin önde gelen kurumlarının yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Zirvede kurumların yanı sıra medya dünyasından birçok isme ve televizyon programına ödüller verildi. İhlas Koleji'nin almış olduğu ödülü değerlendiren İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yertekin, ödülün alınmasında emeği geçen tüm İhlas Koleji çalışanlarına teşekkür etti. Necip Fazıl Kısaküre'ye merhuma demişler ki 2 kişi ödül aldı, şair, yazar neyse. Diğeri kim demiş. Tamam. Yani diğeri kim demiş. Hani ben zaten kafadan ödül alırım kardeşim. Diğeri kim, onun ismini söyleyin diye falan. Bedri Bey hak ediyor. Milli eğitimde yıllarca hizmet etti. İyi bir eğitimci, iyi bir öğretmen. Aynı zamanda idarecilik yaptı. İzmir'de Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Şimdi İhlas Koleji'nde bu vazifesini sürdürüyor. Bedri Bey'e vermeyecekler de kime mi verecekler? Bana mı verecekler efendim? Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Her zaman efendim İhlas Koleji'ni, Bedri Bey'i tebrik ediyoruz. Kişilerden birisiniz efendim. Evet. Sağ olun efendim. Siz zaten ödüllerinizi alıyorsunuz. Ben, radyo tabii, programlarınızda olsun. Evet, yani artık almak da istemiyorum. Bıktım vallahi. Geçen gün saydım 27 tane olmuş. O zaman, ne olur bana artık ödül vermeyin. Zaman, gençlere versinler. Ata Bey şöyle der misiniz? Evet. Ben aldım, daha iyileri senin olsun der misiniz? Öyle diyeyim. Arzu Hanım'a bana verecek, yani düşündüğünüzde bana vereceğiniz ödülleri lütfen Arzu Hanım'a verin, yönetmenimize verin. Ben gençlere verilmesini istiyorum. Bıktım artık ödül almaktan bıktım efendim. Bıktım demeyin, bıktım demeyin de. Ama hani darısı da bizim başımıza diyelim efendim, hakikaten. Ne demişler öyle derim ama biraz da tevazu etmek lazım. Yan cebime koyun demişler. İstemem atalarım. Yan cebime. Vallahi bakın başarı ödülleri de olur. Efendim duayenlik ödülleri de olur. İnsanoğlu her zaman ister. Versinler bana o ödülü, gidip alayım seve seve efendim yani. Ne demek? Evet, Bedri Bey hak ediyor hakikaten. Demin de dediğim gibi şaka maka bir tarafta yıllarca yani öğretmenlik, eğitimcilik, milli eğitimde yöneticilik, İzmir'de Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. İhlas Koleji de çok güzel bir kolej. Az olsun bizim olsun. Aynen. Bakın bu konuda İhlas Koleji kaliteyi arttırmak evet. adına hakikaten aman aman çok şube açayım her yerde olayım falan demiyor. Mevcut şubelerimi daha çok nasıl kaliteli hale getirebilirim? Gerek eğitimiyle, gerek personeliyle. Ona kafa yoruyor. Kesinlikle Bravo. Evet. Öncü bence. Hakikaten öncü. Hak etti o yüzden. Biz de ödülünü kutluyoruz. Yürekten kutluyoruz. Mezunları gazoz, ne gazozdu? Bizi dünyada temsil etti ya. Ha, Mete Gazoz okçu var ya. Tabii. Mete Gazoz tamam. Tabii, Mete Gazoz İhlas Koleji mezunu, evet, ve kolejde okurken okçuluğa başladı. Evet. Bırakın yani İhlas Koleji'ni Türkiye'de temsil etmek, kolejler, okullar içerisinde ne yaptı? İhlas Koleji'ni de açtı. Dünyada bizi efendim temsil etmeye başladı. Dünyada bir numara oldu Mete Gazoz. Evet. O da İhlas Koleji mezunu, onu da söyleyeyim efendim. Harika, evet, tebrik ediyoruz. Devam edelim. ATM'den para çeken yaşlıları dolandırıyordu. Esenyurt'ta para çekmek için banka ATM'lerine gelen yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları yardım etme bahanesiyle dolandırdığı tespit edilen Faruk Şey, son işinde suçüstü yakalandı. Emniyete götürülen Faruk Şey'nin ATM'lerde para çekme işlemi yapan mağdurların yanına yaklaşarak cihazların işlem bitiminde önce kartı ardından parayı vermesinden istifa ettiği belirlendi. Şüphelinin ATM'nin arızalı olduğu ve başka bir ATM kullanmaları gerektiği konusunda mağdurları yönlendirerek ikna etti. Daha sonra da işlem bahanesiyle yaklaştığı ATM'de mağdurlara ait paraları ödeme haznesinden aldığı anlaşıldı. Benzer yöntemle şu ana kadar 38 yaşlı ve yardıma muhtaç kişiden yaklaşık 100 bin liranın üstünde vurgun yapan Faruk Şe tutuklandı. Ya bu nasıl bir vicdansızlıktır Atabey? Yani ne diyeceğimi şaşırdım. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Kaç kişinin yüreği yanmış? Ya orada devlet memuruna, bir zabıtaya yönelse çok daha iyi olacak. Vatandaşlarımız, yaşlı vatandaşlarımız teknolojiyi kullanmıyor olabilirler. Mesela gayet bir de baba evlatlar var, evlatlar. Ay onların çok işi var ya. Ay onların mesaileri, işleri bitmez efendim, o kadar çok meşguller ya. Haftada bir gün, haftada bir gün, ayda bir defa ATM'ye gideceksiniz babanızla beraber. Hem o öğrenecek, hem de onun parasını alacaksınız, babanızın ya da annenizin cebine koyacaksınız ya. Yani hakikaten hayırlı evlat diyoruz ya. Allah herkese hayırlı evlat versin. Belki bunların evlatları, yakınları yoktur burada. Kendileri gidiyor. Belki gidiyor. Hani yaşlılar düşünür ya, aman rahatsızlık vermeyeyim, gideyim. Öyle düşüneyim falan. Valla ben hiçbir faturayı ödemiyorum. Telefon faturası hariç, o da otomatikte o ödeniyor. Tabii onu Sayın Melih Hoca hallediyor. Oh. Melih Hoca gidiyor hallediyor falan. Sonra aferin, kaç borcum var falan, kaç para bu? Ya gerek yok falan. Ya verelim evladım, ya verelim falan, yok gerek yok diyor. Ödüyor sağ olsun. Hakikaten evlatlar, ebeveynlerinize yardımcı olun. Evet. Ya da yaşlılarımız, emeklerimiz, abilerimiz bir devlet memuruna rica etsin. Ya orada geçen bir polise, bir zabıta memuruna evladım bir falan bu konuda bana yardımcı olabilirsiniz diye. Yoksa o herif orada duruyor. Hakikaten soymuş ya. Nasıl bir vicdan diyorsunuz ama işte böyle bir vicdan. Böyle bir vicdan. Ya genç de, delikanlı da, yani utanmıyor musun kardeşim ya? Pes yani gerçekten, vicdansızlık, başka da bir şey diyemiyorum. Tabii. Evet, bir kıskançlık krizi daha efendim. Kıskançlık krizine giren adam eşini darp etti. Vallahi bu haberleri veriyorum. Okumaktan da bıkmayacağım, vermekten de bıkmayacağım. Kim kimi kıskanmış efendim? Belki bir örnek olur, bir şey olur, bir şey teşkil eder diye. Evet, bu haberi okumak istiyorum. İddiaya göre Beyoğlu Irmak Caddesi'nde eşini başka bir adamın yanında gören yabancı uyruklu bir kişi çılgına dönerek onunla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle daha da öfkelenen adam çocuğunun gözü önünde eşini sokak ortasında darp etti. Aldığı darbeler nedeniyle yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirerek çocuğuyla birlikte hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen öfkeli adamı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına aldılar. İnanamıyorum ben bu haberlere, hakikaten hala inanamıyorum ve her gün yüzlercesi oluyor belki bizim bilmediğimiz. İnanamıyorum gerçekten. Şimdi, hani kendi gücünü bir kadının üstünde kullanan erkeklerden nefret ediyorum. Yani hakikaten şimdi yayında daha da kötü şeyler çıksın istemiyorum ağzımdan. Ama şu var, nefret de bir duygunun adıdır ama yani kusura bakmayın. Ama yani. Şimdi, Atabey ya. Yani o da bir duygudur nefret etmek. Onun için tamamlayayım. Şimdi bakın. Çocuğun yani burada, gözü önünde. O çocuğun psikolojisi ne olacak? Bereket versin bu adam Türk erkeği değil ha. Yani öyle bir bazen pompalıyoruz kötü örnekleri tabii bizde. Sanki bir hanımlara eziyet eden bizdeki bazı akılsızlar. Canım, bakın bu da yani yabancı yani. Yabancı, Türk bu fark etmiyor. Amerika'da ki daha fazlaymış efendim. Hem de okumuşları hanımlara çok zulmediyorlar. Da daha fazla tabii. Bir de çocuk var. Yani yabancı birisiyle bilemiyorum tabii yani mutlaka bunlar aile ortamında mı tanıştılar, ne yaptılar falan. Mutlaka öyle bir şeydir ya. Yoksa yolda bulduğu birisiyle falan hanımefendi niye yürüsün? Çocuğu da elinde yürüyorlar. Böyle kıskançlıklar da oluyor. Kıskanmak güzeldir. Bilmiyorum. Sevginin bir başka şey midir? Hayır Atabey, böyle söylediğiniz zaman size de çok kızıyorum. Niye efendim? Hayır, kıskançlığın sevgiyle bir bağlantısı yok. Yok mu kendine efendim? Güvenmeme, karşındakine bir güvensizlik sorunu, hasta ruhlu. Yani kıskanmak sevginin şeyi değil mi efendim? Küçük küçük kıskanırsın birbirini. Birbirine latife yaparsın. İki sevgili arasında olabilir. Hani nereye gidiyorsun? Kaçta gelirsin? Kiminle bulup bunlar çok normal. Ama sen adamla görüştün, konuştun da çat. Sen buraya baktın, sen camdan dışarı baktın. Hayır, kıskançlığın aşkla, sevgiyle alakası yok. Tamamen ben bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir hanım yani kıskanıldığını bilse hoşuna gitmez mi ya? Gider. Hayır, gitmez. Ciddi misin? Ama ne diyorum size, tatlı bakın. Tatlı. Yani ne kadar tatlı, küçük, işte onun derecesini bilseniz. Gibi, küçük latife gibi olursa tadından yenmez. Evet. Ama karşındakini sıkan, boğan, şiddete neden olan bir kıskançlıksa hayır, ben böyle kıskançlığı asla kabul etmiyorum. Yıllar önce hanımefendiyle bir pazarda bir şeyler alıyoruz. Ben pazarı çok seviyorum. Evet. Birisi, bir hanımefendi, çarptık mı ya da ben öne atıldım, önce mi gittim falan, bana artist dedi, çok teşekkür ederim dedi. Hanımefendi ne diyorsun dedi ya. Eyvah. Yahu dedi, sana artist diyor. Ne kadar güzel. Kıskandı beni yani. Hoşuma gitti yani. Tamam. Evet. Sizin hoşunuza gitmez mi kıskanmak? Hayır, böyle dövün, sövün, yerde bırakın, çocukların üzerinde, yanında linç edin falan, onu demiyorum ama yani kıskanmak vardır. Kıskanalım efendim. Bakın, yani bu benim biraz önce tabir ettiğim tatlı bir kıskançlık. Valla tatlısını, yani ben kıskanıldığımda benim hoşuma gidiyor. Seviliyorum demek gidiyorum. O zaman Okşan Hanım'a mesaj gitmiştir herhalde. Okşan Hanımcığım, kıskanın. Evet. Eşinizi kıskan hoşuna gidiyormuş. Evet. Benim hoşuma gider. Sizin hoşunuza gitmez mi? Hadi yazın bakalım. Yani eşiniz sizi kıskandığında hoşunuza gitmez mi efendim? Herhalde hoşunuza gider. Sizi kıskanıyor. Instagram sayfamıza yazsın izleyicilerimiz. Evet, yazın efendim. Yani TGRT EU TV. Tabii. Yani eşiniz sizi kıskanıyorsa hoşunuza gitmez mi ya? Benim hoşuma gider yani, lütfen. Aslında biz aynı şeyi söylüyoruz. Peki eşiniz sizi kıskanıp size şiddet uygulasa hoşunuza gider mi? Bir de böyle soruyor. Vallahi ben şimdiye kadar yani benim hanımefendiden, baldızından ve annesinden dayak yiyen arkadaşlarım oldu. Tamam. Okşan Hanım yalnız olduğu için herhalde gücü bana yetmiyor. Bana dolayısıyla öyle bir şiddet uygulayamaz. Allah korusun tabii ki. Allah korusun. Yani şimdiye kadar bir hanımefendi dayağına kalmadım. Maruz kalmadım. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Evet, ama beni kıskandığında hoşuma gidiyor efendim. Ne yalan söyleyeyim. Böyle yağlarım eriyor yani. Aynen. Kim ne derse desin. Lütfen yazın efendim. Sizi eşiniz kıskanıyorsa hoşunuza gitmez mi? Buyurun efendim. Gider mi? Hele buyurun. Böyle lafla ona mı baktın, buna mı baktın, onu mu giydin, bunu niye ayrı giydin? Hayır. O haşa, o şöyle bir şey. Yani ona baktım, buna baktım falan, o ayrı bir şeye girer. O hanımı başka bir şeyle itham etmek ya da beyefendi farklı bir şekilde itham etmekle, ahlaksızlıkla suçlamak, ahlaksızlıkla suçlamak, şey, evet. O başka bir şey. Ama, ama beni kıskanıyor yani. Valla benim hoşuma gider. Ne yalan söyleyeyim. Katılır mısınız bilmem. Efendim buyurun yazın lütfen. Bekliyoruz Instagram'da. Akşamında izliyorsa programı, mesaj gitti efendim. Biz sizi biraz boğulsun kıskançlıkla, bakalım ne yapacaksınız, çok merak ediyorum. Kriz derecesinde değil, aman krize girmeyin. Bak, o da bir hastalıktır. Kriz derecesinde hakikaten rahatsız olursunuz. Aslında. Evet. Atabey'le biz aynı şeyi söylüyoruz aslında. Neyse, anlaştık. Evet, devam edelim. Yanantır'dan 2 kişiyi çekip çıkardılar. Ölümü göze alıp baba ile oğlu alevlerden kurtardı. Yani. Diyarbakır Dicle Elektrik, Viranşehir İlçe İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan Mustafa Korkmaz ve Lütfi Topkan trafik kazasında alev alan fırın içerisinde mahsur kalan baba ile oğlunu kendi canlarını riske atarak kurtardı. Evet, demişler ki seyirci kalamazdık. Aynı şey olsa aynı şeyi yapardık. Doğru, vicdan, merhamet örneğine birisi daha ekleyelim. Yani doğru, bir can kurtarmışlar. Mesela can, bazen dediğin gibi bir mahallede, bir çarşıda kavgalar çıkıyor. Efendim bir insanı linç ediyorlar ya da bazı insanları ölesiye dövüyorlar. Ya alın çekin esnaf, yöredeki insanlar, onların elinden alın, bir tarafa getirin, kavgalarına mani olun. Ama hayır, seyirci oluyoruz. Ama artık bakıyoruz. İnsanlar korkuyor başına bir şey gelmesin diye. Öyle mi? Karışırım, arada ben kaynarım, bir şey olur bana ya da işte kurtarırım, bir şey, yanlış bir şey olur, cezaevine giderim. İnsanlar korkuyor artık. O zaman polise, güvenlik güçlerine haber verelim öyle, yani. Anında. Mesela burada bekleseniz efendim şey gelsin, etfaiye derler ya eskiler, etfaiye, itfaiye gelsin buraya, bu insanları kurtarsın. Bakın patlıyor araç, insanları aldıktan sonra araç patlıyor ve hakikaten kurtarmışlar, iki canı kurtarmışlar. Öldürmeyen Allah öldürmez ama bunlar da sebep olmuşlar. Çok, kendilerini tebrik ediyorum. Allah razı olsun. İşte halk olarak bu örnekleri ortaya koyalım efendim. Zorda olan, sıkıntıda olan, efendim böyle ölümün eşiğinde olana bir elimizi uzatalım efendim. Bu bizim kültürümüzde var. Kurtarmak, yardım. Bakın araç patlıyor ya. Hakikaten yani saniyelerle kurtuluyorlar. Evet, çok şükür. Çeken de yani İHA kameramanı ya da neyse falan, çok enteresan bir şekilde demek ki objektif hala orada, çekiyor, devam ediyor. O arada patlama meydana geliyor. Dışarı çıktıktan sonra hemen alıp kenara çektikten sonra araç patlıyor ya. Evet. Evet. Çok geçmiş olsun gerçekten de. Evet, devam ediyoruz efendim. Kadınlar hem öğreniyor hem para kazanıyor. Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kapsamında kurulan atölyelerde Arnavutköy'de ikamet eden 18 ile 65 yaş aralığındaki onlarca kadına eğitimler veriliyor. Eğitimleri kapsamında kendisini geliştiren kadınlar Arnavutköy Belediyesi tarafından kurulan sergilerde emekleriyle ürettikleri ürünleri satma fırsatı yaratıyor. Evet, yakalıyor. Çok güzel. Yakalıyor tabii, evet, bu fırsatları. Ne güzel, hem bir araya geliyorlar. Hem güzel el emeklerini sergiliyorlar, hem para kazanıyorlar. Tabii. Çok güzel. Gerçekten bu eğitimlerin tüm belediyelerde çoğalmasını istiyoruz. Kesinlikle. Bir şey de var. Mesela hanımlar genelde bu konuda, ev hanımları çok ağır işçi bunlar. Çocuk yetiştiriyorlar. Beyefendiye kavuşmaya, ulaşmaya çalışıyorlar. Yemekti, çamaşırdı, bulaşıktı. Hakikaten çok ağır iş yapıyorlar. Severek yapıyorlar. Evladına yapıyor, hayat arkadaşı için yapıyor ama sanki bazen de böyle kendini ezilmiş gibi hissediyor. Ya ben ev ekonomisine, bütçesine katkıda bulunamıyorum. İşte hep beyefendi veriyor, biz harcıyoruz. Orada bir şey yapıyor, orada bir sıkıntı çekiyor. Bu tür kurslar tam böyle çıkış kapısı. Hanımefendiler buraya gidiyorlar, gündüz 3-5 saat neyse buradaki işleri yapıyorlar. Ondan sonra da bu mağazalar çok önemli. Yani belediye bir imkan vermiş. Evet. Bu mağazaları açmış, onların emrine vermiş. Burada el emeği, göz nuru neyse ürettiklerini aynı zamanda mağazada satıyorlar, paraya dönüştürüyorlar. Bu çok önemli. Tebrik ediyorum. Vallahi çok güzel bir şey. En azından hanımefendiler de ya ben sanki bir işe yaramıyorum gibi falan, ev hanımıyım, bir işe yaramıyorum psikolojisinden de kurtulmuş oluyorlar efendim. Neler yapmışlar ya. Evet. Aa, maşallah. Şimdi yine böyle bir belediye tarafından kadınlar için yine bir eğitim kursu var efendim. Ona bir bakalım. Evet. Kadınlar kendi kıyafetlerini tasarlıyor. Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından açılan giyim ve üretim teknolojisi kursuna katılan kadınlar kendi kıyafetlerini tasarlıyor. Oradaki kadınlarla da röportajlar yapmışlar. Kadınlar şunu söylüyor. Çok sıkılıyorduk evde. Hani sadece ev işleri, işte tabii, ev işi, yemek derken tabii. Burada hem bir şeyler üretiyoruz, hem evet, para kazanıyoruz, hem de güzel vakit geçiriyoruz. Evet. İzleyelim görüntülerimizi. Evet. Yani bu tarz kursların yapılması ve çoğalması çok önemli. Tabii ya, hanımlar bir araya geliyor. Kesinlikle. Müthiş bir dayanışma var. Yani aynı zamanda bir şey üretiyorlar, satıyorlar, para da kazanıyorlar. Öbür tarafta şey var yani evde ne olacak, bir araya geleceksiniz, yiyeceksiniz, içeceksiniz, sohbet, muhabbet. Burada zaten konuşuluyor, her şey dillendiriliyor. Aynen öyle. Ama bir şey de üretiliyor. Ya evet. Çeneler çalışıyor. Bu iş hanım işi ya. Kesinlikle. Yani hakikaten bu işte bazı işler var erkeklerin becermesi mümkün değil. Evet, ustalar var, onlar da yapıyorlar, tekstil ürünleri falan. Fakat bu iş sanki Yani Allah Teala hanımları böyle incelikli, ince, zarif, naif işler için yaratmış. Yani bu işlere parmakları, elleri daha yatkın. Kesinlikle. Şuraya bak ya. Şu burada elbiseyi gördünüz mü? Evet. Aa, müthiş bir şey ya. Emeklerinize, ellerinize, gözünüze sağlık hakikaten. Peki devam edelim. Hasbahçe'de 7.000 kişiye salep dağıtıldı. Kağıthane'de soğuk geçen kış günlerinde içleri ısıtacak bir etkinlik düzenlendi. Hasbahçe mesiresinde binlerce vatandaşa salep ikram edildi. Etkinliğe katılan vatandaşlar hem sıcacık saleplerini yudumladı hem de Hasbahçe'de ağaçlar arasında gezerek kışın tadını çıkardı. Ya. Salep de kışın olmazsa olmaz. Kar yağdığı zaman benim canım hemen salep içmek ister. Şimdi kar geliyor hafta sonu. Geliyor. Ne kadar gelecek, ne olacak bilmiyoruz ama bu akşam yine bir kar uyarısı verildi. 3-5 gün bir kar daha var, evet. Sulu kar falan. Sondur herhalde. Mart ömrü hayatımda ben hatırlamıyorum. Ben Nisan'da da kar yağdığını hatırlıyorum. Aa. Nisan ayında falan tabii. O aylarda da olur ama öyle gelir geçer. Şimdi bakın burada kazanlar kurulmuş. Sıcacık salep. Politikacılara yönelik en büyük şikayet, canım bunlar seçimden geliyorlar, bizlere bir selam veriyorlar. Bir arada oluyoruz, bir çay kahve. Ondan sonra görmüyoruz. Ya da bir taziye olacak, bir evlilik olacak. Şimdi ona da gidemiyorlar. Efendim görüşemiyoruz, buluşamıyoruz. Belediye başkanı geldi işte seçimden önce 10 defa bizim mahalleye geldi, 5 defa bizim sokaktan geçti. Nerede bu belediye başkanları? Bakar mısınız? Tarçınlar da serpiştirildi. Şimdi belediye başkanları bunlara fırsat biliyor. Yani aynı zamanda mahalleliği, o yöreyi bir araya getirmek, orada görünmek, bir ikramda bulunmak falan. Sosyalleşmek önemlidir. Özellikle seçmenle. Vallahi güzel. Şahane bir etkinlik. Harika bir şey. Salep sevmeyen yoktur herhalde değil mi? Yo, sıcacık çok iyi geliyor, ya, faydalı yani. Da. Süt ve süt mamullerinden efendim, sıcacık böyle üzerinde de tarçın mı vardı o? Evet, tarçınsız salep olur mu? Olmaz değil mi efendim? Vallahi olmaz. Tarçınsız gibi vallahi. Evet. Hakikaten insanın salep içisi geliyor yani. Evet başkanım, ikramlar güzel, politikaya devam yani. Evet. Sokakta lütfen sokaktan elinizi ayağınızı çekmeyin. Bir şey vesile edin efendim. Çay ikram edin, salep ikram edin. Neydi? Boza, çorba falan. Olur. Bir şekilde bu halka soğukta, karışın efendim. Bu soğukta hem yürekleri ısıtın. Evet. Hem de böyle gerçekten lezzetli içinizi ısıtın. O ya lezzetli işi ısıtın. Bugün belediye başkanı elimi sıktı falan. Mehmet Ağa nasılsın ya, uzun süre oldu görüşmedik falan dedi bana gibi duvarın dibinde anlatır dururlar efendim. Buyurun. Evet devam edelim. Pendik'te yarım asırlık çınar ağaçlarına bakım. Pendik Belediyesi ekipleri yaklaşık 242 ağacın çürük kesimlerini budayıp böceklere karşı çam katranı sürerek çınarların ömrüne ömür katacak bir çalışmaya imza attı. Ya okurken bile duygulanıyorum biliyor musunuz? Yani o kadar güzel ki o ağaçlara yapılan bakım, hani onları korumak adına mesela bir böyle doğayla alakalı, hayvanlarla alakalı şeyler beni gerçekten çok etkiliyor. Evet. O yüzden çok güzel bir şeye imza atmışlar, başlamışlar. Tebrik ediyorum gerçekten de. Şimdi bakın Üsküdar Belediyesi'nde de yaptılar, Pendik'te de yapıyorlar. Ya bu ağaç kurudu, yok hastalıklıydı, şuydu buydu, kimseye laf sokuşturmak istemiyorum. Bunların tedavileri de var. İçi boşalmış ağaç gördüm ben ya Üsküdar'da. Boşalmış kapak birisinin üzerine. Eski ağaçlar var. O çok işte çınarlar var ya. Çınarlar tabii var. O boğaz içinde acayip şeyler var. Onların içini güzel bir şekilde neredeyse tıraş ettiler, aldılar, söktüler. İçine fidan mı koydular, diktiler, ne olduysa bir şey oldu. 2 sene sonra baktım ağaç yeşermiş ya, yemyeşil olmuş. O kuru ağaç yani. Hı-hı. Ben şimdi tedavisi mümkün. Mesela Pendik Belediyesi böyle bir şey yapıyor, kurtarıyor bu çınarlar, asırlık çınarlar ya. Yani 100 yıllık, 200, 500 yıllık çınarlar var. Ben Çengel Parkı'nda 100 yıllara meydan okuyan çınarlar var. Yazın onların böyle gölgesinde bir nefes almak, bir bardak çay içmek, 2 arkadaşını orada ağırlamak, sohbet etmek harika. Nefes alıyorsunuz. Kesinlikle Çengelköy öyle. Zaten çok güzel. Gerçekten asırlık ağacı görüyor musunuz? Orada. Evet. Şu ağaç kesilir mi ya? Bunun bakın içini boşaltmışlar. Da, yaptırandan da Allah razı olsun. Evet, içini boşaltmışlar. Efendim farklı şeyler, desteklerle hem ayakta tutuyor. Vallahi çok güzel. Helal olsun. Bu ağacı böyle kalabalık bir şehirde görmek, düşünebiliyor musunuz? Evet. Vay be diyorsunuz. Müthiş bir şey bu. Evet. Peki efendim. Evet, devam edelim haberlerimizle. 50 yıllık 3 tekerlekli araba 2 milyona gitti. Aa. 1960'ların 3 tekerlekli küçük arabaları pil, P50 değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. Sadece şoför binebiliyor. Arabada geri vites bulunmuyor. Geri manevra yapılacaksa sürücü araçtan inmek ve iterek arabanın yönünü ters çevirmek zorunda. Azami sürat de saatte 60 kilometre. Son derece düşük kapasitesine rağmen araç müzayedede rekor fiyattan alıcı buldu. Evet, evet, 2 milyon. Şimdi buna asar-ı antika derler. Tek yani kişilik. Enteresan gerçekten. Antika olmuş artık ama bakın bizim atalarımızın bir sözü var. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağar. Yani vallahi bilmiyorum ama buraya nur yağmış efendim yani. 2 milyon. 2 milyon ne demek biliyor musunuz? Bu sıfırları atmadan önce 2 trilyon anlamını taşıyor. Herif 2 trilyon vermiş, eski bir araba almış efendim. Bir kişilik, sadece şoför kullanabiliyor. Bu aracı alabilmiş. Niye? Nasıl bir heves, nasıl bir zevk, nerede efendim şey yapacaklar, sergileyecekler onu bilmem ama hakikaten bit pazarına bu defa nur yağmış. Ama bu bit pazarında satılacak bir ürün de değil zaten, dedim ya. Antika araç. Müthiş bir şey. Demek ki geri vites de yok. Ne yapıyorlarmış acaba? Yani araçtan inip hop yönünü efendim sağa sola çevirip öyle yoluna devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Böyle bir araç, zaman zaman siz iniyorsunuz ya da kardeş bir el atsana şu arabanın yönünü bir arkaya çevirelim. Bu defa geri gideceğim. Evden gelmiştim, bir şeyler aldım ya da ihtiyaçları karşıladım. Şimdi eve döneceğim ama bunun geri dönmesi yok. Bir el atın da şöyle bir dönelim, öbür tarafta eve gidelim. Evet. Çok güzel. Gerçekten enteresan. 2 trilyon para vermiş ya. Vallahi öyle. Evet, evet Atabeyciğim, İş Dünyası dergisinin lansmanını tekrar hatırlatmak istiyorum. Ekonomiye yön verenler Köln'de buluşuyor. İhlas Yayın Grubu bünyesinde yayınlanan Türkiye'de İş Dünyası dergisi ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor. Tecrübeli ekonomi gazetecisi Celal Toprağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı dergi, çıktığı günden bu yana iş dünyasının önemli isimlerini kapak yaparak ve önemli dosya konularına yer vererek ekonomide ses getirdi. Dergi şimdi de Almanya özel sayısı ile yeni bir hamle daha yaptı. Almanya özel sayısı Almanya'da İş Dünyası başlığı ile yayınlanacak. Almanya'da İş Dünyası'nda bu ülkede ekonomiye yön verenlerin başarı hikayelerine yer verilecek. Almanya'da İş Dünyası'nın Almanya'daki tanıtım toplantısı 23 Mart saat 10'da Köln'de yapılacak. Osman 30'da yapılacak lansmana Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen online olarak katılacak. Ayrıca ATİAD Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, çok sayıda iş insanı etkinlikte yer alacak. İzleyelim, sonra tekrar buradayız. Türkiye'nin en köklü yayın kuruluşu İhlas Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi Türkiye'de İş Dünyası artık yılda bir kez de Almanya'da. Bu özel sayıyla Mart ayında Almanya'da iş dünyasının nabzını tutacak. Almanya'daki Türk iş insanlarının başarı hikayesi. Türkiye'de dev yatırımlara imza atan Alman kuruluşlar. Fırsatlar. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimi. İş insanlarının ağzından yeni yatırım müjdeleri. En başarılı şirketler. Hepsi iş dünyası Almanya'da. Teşekkür ediyorum. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Değerli yorumlarınızdan dolayı yarın birlikteyiz. Evet, şimdi efendim kısa bir reklam arası, reklamların ardından Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak, bir yere ayrılmayın.